Herkese tekrardan selamlar. Ben Pırıl. Bugün sizlerle hem teknoloji hem NFT dünyasında son bir haftada neler olmuş onlara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk haberimiz Twitter Blue'nun launch ile alakalı. Daha doğrusu real launch ile alakalı. Bildiğiniz gibi Twitter Blue zaten öncesinde de vardı. Fakat Elon'un gelişiyle Twitter Blue'nun bir böyle yenilenme süresi oldu. Ve tabii ki subscribe ücreti aylık 8 dolar olarak Elon tarafından daha önce söylenmişti zaten ve büyük bir tartışma sebebi olmuştu. En son artık fiyatlar belirlendi ve web üzerinden kayıt olduğunuz zaman, yani mobil telefonunuz üzerinden değil de webden kayıt olduğunuz zaman aylık 8 dolar, iOS üzerinden kayıt olduğunuz zamansa aylık 11 dolar olarak ücretleri belirlenmiş oldu. Bunun içine de mavi tikimiz dahil. Birazcık da detaylarını inceleyelim sizinle. Eğer subscribe olursanız bu Twitter Blue uygulamasına tweetlerinizi editleme şansınız olacak. Video uploadları olacak 1080p kalitesinde. Reader mod, okuyucu moduna sahip olmuş oluyorsunuz. Ve tabii ki blue checkmark, yani mavi tike sahip olmuş oluyorsunuz account'unuz review'a geçtikten sonra, yani incelendikten sonra. Başka neler var derseniz, bu official denen bir yazı çıkıyordu. Şu anda zaten görüyorsunuz Twitter'ın altında. Bu official yazısının yerine altın rengi bir tik konacağını söylüyor Twitter iş yerleri için, yani company'ler için, business'lar için ve government ve diğer multilateral account'lar için, yani işte devletler için gri checkmark, gri bir tik olacak. Yani artık sadece mavi tik olmayacak Twitter'da. Ondan sonra söylediği şey de subscriber'lar yine aynı zamanda handle'larını, yani işaretinden sonraki kısmı, isimlerini, profil fotoğraflarını değiştiriyor olabilecekler ve mavi tiklerini kaybetmeyecekler. Tekrar bir review süreci geçtikten sonra o sürede kaybediyor olacaklar. Detayları bu şekilde Twitter açıklamış. Bir de şuraya bakalım. Tekrarcığım haberine bakalım. Burada da Android user'ları web üzerinden subscription yaptıktan sonra telefonlarında da Twitter Blue'nun özelliklerini kullanabileceğini söylüyor. Fakat tabii ki aynı şey iOS için geçerli olmuyor aslında bakarsanız. Yani iOS kullanıcıysanız, web üzerinden 8 dolara üyelik yaptırıyorsanız telefonunuza bu Twitter Blue subscription özelliklerini kullanamıyor olacaksınız. 11 dolara kayıt olmanız gerekecek. Tabii ki bu da aslında bakarsanız Apple'ın bu zaten çok uzun süredir konuşulan %30'luk komisyon payları yüzünden oldu diye düşünülüyor. Her uygulama için alışverişten bir %30'luk pay alıyor Apple, bildiğiniz üzere. Dolayısıyla da Elon Musk zaten Apple'da bu konuda tartışmaya girmişti. Elon bunu engellemek için Apple'ın, yani iOS uygulamalarının üzerinden alınınca 11 dolar olarak bir fiyat belirlemiş Twitter Blue'ya. Onun dışında yine Twitter'la alakalı yeni bir haber daha var. Yani Elon'un cevabına göre tabii biz burada hani haber niteliği taşıyıp taşımadığına ve yeni bir şey olup olmadığına karar veriyoruz. Burada Elon Musk birinin tweetine, birinin sorusuna cevap olarak Twitter'ın karakter limitini 280'den 4000'e çıkartacağını söylüyor. Daha doğrusu soruya cevap olarak evet ben bunu yapacağım diyerek bir haber vermiş oluyor aslında hepimize. Dolayısıyla bu neyi değiştirecek? Tabii ki göreceğiz. Yani 280 karakterden 4000 karaktere bir tweet'in uzunluğu artık bayağı bir pasaj gibi olacak. Yani ilginç bir şey olacak. Bence çok uzun 4000 karakter. Ama 280 de azdı zaten. Kabul edebiliriz bunu. İkinci olarak bahsetmek istediğim, aslına bakarsanız güzel bir haber. NFT dünyası için heyecanlı bir haber. Renault'un ilk NFT koleksiyonu. Renault 5 modeli için bir kutlama NFT, aslında kutlama koleksiyonu yapıyor. 50. yıldaymış Renault 5'in ve bu 50. yılını kutlamak için 1972 tane Gener 5 NFT'si, yani Genesis Renault 5 muhtemelen NFT'si piyasaya sunuyor olacak. Ayın 15'inde çıkacak bu NFT'ler. Ve bununla ilgili de ufak tefek detaylar var. Nelermiş inceleyelim. Bu 1972 tane NFT'nin 4 tane farklı modelde, tipte çıkacağını burada açıklamışlar. 100 tane elektrik Renault 5, 160 tane turbo NFT'si, 450 tane Le Carvan NFT'si ve 1262 tane Renault 5 TL NFT'si ile 4 tane tipi olacak bu NFT'lerin. Her bir NFT random bir şekilde assign edilecek ve her biri değişik utilitelere sahip olabilecekler bu NFT'lerin. Satışlar herkese açık olacak ve bu NFT'leri almak için herhangi bir kripto cüzdanına sahip olmanız gerekmediğini aslında burada söylüyor. İlk defa NFT alıyorsanız traditional currency ve banka kartı, yani bildiğiniz kredi kartı ya da banka kartı alabilecekmişsiniz diyor. Eğer Web3 ve zaten ilgileniyorsanız cryptocurrency de kullanabilirsiniz diyor. Ve affordable bir price ol, yani karşılanabilir, çok pahalı olmayacağından bahsediyor. Tabii ki bunu bilmiyoruz, göreceğiz. NFT koleksiyonu yanı sıra tabii ki Renault'un bu sadece bir NFT koleksiyonu yapıp bırakmak gibi bir niyeti
olmadığını göstergesinin bir kanıtı. Kendine ait bir Web3 platformu oluşturma isteğinden bahsediyor ve bu çalışmalarından bahsediyor Renault. Ve bu NFT'lerin sunduğu deneyimleri de tabii ki bu platform sayesinde muhtemelen insanlara ulaştıracaklar. Dediğim gibi 4 çeşit NFT var. Bir saniye hemen size NFT'lerin görsellerini de göstermek istiyorum. Bu 4 çeşit NFT'nin tabii ki bunlar rastgele olarak mintlendikten sonra ortaya çıkacak. Sunduğu farklı şeyler olacak. Özellikler, deneyimler olacak. Bunlardan bazıları işte Renault'un partnerlik yaptığı kişilerle, firmalarla yapılan etkinliklere katılma şansı. Özel private tourlar, kimsenin daha önce görmediği alanlara private tourlar gerçekleştirecek olması, marka tasarımcılarıyla toplantılar, özel test sürüşleri gibi gibi değişik sunduğu deneyimler var Renault'un. Eğer whitelist almak istiyorsanız da Renault'un şöyle bir paylaşım olmuş Renault NFT'nin. Eğer Renault komünitesini destekliyorsanız ve bu komünitede olduğunuzu göstermek istiyorsanız biyonuza bu Renault yazılı hashtag'i ekleyerek bize destek olabilirsiniz demişler. Bu tweet'in altına da reply olarak cevap olarak profilinizin screenshot'ını atabilirsiniz. Aynı zamanda da bu hashtag'i kullanarak yine tweet paylaşıp Renault NFT hesabında taglerseniz bu şekilde gördüğünüz gibi whitelist kazanma şansınız var. O yüzden eğer istiyorsanız şimdiden başarılar dilerim. Evet, aslında bu haberle de videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeye tıklamayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.